Halkbank'ın katkılarıyla. Ben Çiğdem Özcan. 11 yaşından beri tekstil hayatına girmekteyim. Kadınlar o kadar çok istiyorlardı ki bir şeyleri öğrenmeyi. Bu ışığı görünce ben daha çok heveslendim. Neden dedim daha fazla üretmeyelim? KOSGEB Kadın Girişimci Desteği'nden gerçekten de çok büyük destekler aldık. Eğer bugünlere geldiysek KOSGEB'in sayesinde geldik. 12 kadınla birlikte başladık. Şu anda 214 kadınız. Daha çok büyüyeceğine inanıyorum. Bir projeniz, bir hayaliniz varsa hadi deyin ve yola başlayın. 1978 doğumluyum. İstanbul'da doğma büyümeyim. 11 yaşından beri tekstil hayatına girmekteyim, çalışmaktayım, üretmekteyim. Şu anda 45 yaşındayım. 33 yılım tekstil hayatında geçti. 6 yıldır da kendi işimi, kendi emeğimi kadınlarımla birlikte gün gün an an büyütmek üzereyim. İlk önce yerleri süpürerek, sonra ustaların yanında çıraklıkta eğitim alarak, iş vererek, makinalarda çalışarak, ondan sonra şeflik, ustalığa, sınıf sınıf atlayarak son olarak yöneticiliğe başladım. 17 yılda yöneticilik yaptım. Yöneticilikten sonra Anadolu'da, Karadeniz'de ben kadınlarıma dokunmalıyım. Çünkü kadınlarımın eli çok yatkın. Tekstilde, dikimde, üretimde. Ve bunu başardığıma inanıyorum. 2011 yılında Sinop Gerze ilçesine geldim. Müdür olarak geldim. 4,5 yıl X bir firmada müdürlük yaptım. Çoğunluk yine kadınlar çalışıyordu. Kadınlar o kadar açtı ki işi, o kadar çok istiyorlardı ki bir şeyleri öğrenmeyi. Bu ışığı görünce ben daha çok heveslendim. Neden dedim daha fazla üretmeyelim? 2016 yılında karar verdim kendi işimi yapmaya ve kadınlarla birlikte. 12 kadınla birlikte başladık. Şu anda 214 kadınız. 15 erkeğiz. Toplamda 238 personelimiz var. Gün geçtikçe daha çok büyüyeceğine ve daha çok kadınlarımızla ilerleyip büyüteceğimize inanıyorum. İlk önce her şeyin başı kendime inandım. Eşimin desteği çok oldu ve her zaman yanımda durdu. Tabii ki üzüldüğüm, gardımı düşüren çok sıkıntılar da yaşadım. Tekstil sektörü iyi ama bir o kadar büyük, bir o kadar da gerçekten de çok zordu. Ama beni yalnız bırakmayan kadınlarım vardı. Ve gerçekten de onlarla birlikte çok güzel işler başardık. Bir gün iş yerindeyiz. Tabii ki yine üzüntülüyüz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çünkü Türkiye genelini saran ciddi bir pandemi sıkıntısı bu. Herkes aynı sıkıntı içerisinde. Ve gün geçtikçe duyuyoruz. Orası kapatıyor, burası kapatıyor. Ne yapabiliriz diye çaresizce beklerken bir mail aldık. Ve mailde şöyle yazıyordu. Almanya'da tek kullanımlık önlükle bizimle var mısınız? Beraber Türkiye ile birlikte bunu bizimle yapabilir misiniz diye. Biz de kadınlarımızı toplayarak yapabilir miyiz diye onlarla bir toplantı yaptık. Ve inanın ki hepsi benden hevesli bir şekilde yaparız dedi. Arge çalışmaları yaptık kadınlarımızla birlikte. Bu Türkiye'nin genelinde Zonguldak, Sivas, Hakkari, Tokat, Malatya, Edirne, Samsun bu illere hep beraber giderek, tek tek konuşarak, danışarak hep birlikte üretim yapmaya başladık. Ondan sonra şahıstık, limited şirketi olarak ihracat yapmaya başladık. Haftanın 2-3 günü Sinop Gerze'den tırlar kalktı. Evet, kötü bir dönem içerisindeydik ama bir o kadar da ürettiğimize çok memnunduk. Ondan sonra da Ayancık şubemizi açmaya başladık. Gerze'deyken 3 yıldır Ayancık şubemiz de 2021 yılından beri faaliyet göstermekte. Şu anda 120 kadınımızla birlikte çalışmaktayız. Askeri ürünleri dikmeye başladık. Direkt bütün ürünü tamamen kumaşı geldiği bir şekilde pakete ütülenmiş bir şekilde koyacak güce sahiptik artık kadınlarımızla birlikte. Ve bunun gururu, onuru bizi her geçen gün daha çok büyüttü.
4 yıldır askeriye iş dikmekteyiz. Milli Savunma Bakanlığı'na, özel harekata. Biz bunları dikerken gerçekten de gurur ve onur duyuyoruz. Bir de deprem yaşadık. Dedik ki burada da biz olmalıyız. Ayancık'ta şu anda deprem bölgesine her gün 500 tane çadır dikmekteyiz. Ve her geçen gün gelen herkese kapılarımız açık. Kim gelse alıyoruz. Çünkü bir çadır, bir ev, bir hayattır diyerek her geçen gün adetimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Tabii ki zorluklar geçirdik. Makinalarımız olsun, işimiz olsun. Çünkü küçük çapta olduğumuz için ilk önce sesimizi duyurmamız biraz zor oldu. Ama biz yılmadık, usanmadık. İlk önce bu diktiğimiz askeriyelerin belli bir parçalarını dikebiliyorduk biz. Mesela bir kolunu, bir cebini dikebiliyorduk. Ama gün geçtikçe büyüdüğümüz, gerçekten de azmimizle, hırsımızla, becerilerimizle bir gün bir kolunu dikiyorsak dedik ki artık biz iki kolunu dikebiliriz. Sonra üstünü dikebiliriz, altını dikebiliriz derken bir baktık ki biz parçaları birleştirebiliyoruz. Bir bütün olabiliyoruz. Bu bütünün içerisinde hep birlikte oluşumu büyüterek devam ettik. Ve gerçekten de artık kumaş girip paket halinde hepimizin elinden, tek tek bütün kadınlarımızın elinden çıkıyor ve bunda gurur duyuyoruz. Hükümetimizin biz kadınlara sunduğu KOSGEB Kadın Girişimci Desteği'nden gerçekten de çok büyük destekler aldık. Ve gerçekten de bunun için çok teşekkür ediyoruz. Eğer bugünlere geldiysek KOSGEB'in sayesinde geldik. Bunun için teşekkür ediyoruz kendilerine. Kadınlarımızı desteklediği için ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Ve lütfen diyorum her kadınıma bundan sakın çekinmeyin. Gerçekten de KOSGEB, hükümet bu hizmetleri verdiği için rüyanızı, hayalinizi siz de gerçekleştirin diyorum. İşimi onlarla birlikte büyüttüm. Almam gereken makinalarımı aldım, teçhizatlarımı aldım ve kadınlarımla birlikte daha da büyüdük, daha da yol aldık. Banka bize gelip kendi teklif etti. Siz bir kadın girişimcisiniz. Neden bir adım daha büyüyemiyorsunuz dediklerinde biz gerçekten de çok şaşkın ve çok sevindik. Nasıl dedik? Devletin, hükümetin size verdiği dedi böyle bir güzelliği. Siz zaten bir yola çıkmışsınız. Neden bu yolda yürürken koşmayı denemiyorsunuz dediklerinde bize her şeyden önce bir özgüven desteği verdiler. Geri kalanıyla da makina destekleriyle hep birlikte ilerledik ve şu anda da daha da ilerlemekteyiz. Eğer hayata katmak istediğiniz bir projeniz varsa hükümetin size verdiği çok güzel bir yol var. Kadın girişimci desteği ve inanın ki bu yolda ne olursa olsun en azından bir adım attığınız zaman onlar size 10 adım atarak geliyor ve siz zaten yolunuzu buluyorsunuz. Önemli olan güzel bir projeyle ben de varım diyebiliyorsanız zaten kadın girişimci olarak devlet, kamu bankaları size her şekilde yardımcı oluyorlar ve yol gösteriyorlar. Sıfır Atık projesiyle Kamu Bankası'ndan davet edildim Emine Erdoğan'a. Karadeniz bölgesinde tek seçildim ve bununla gurur duyduk biz kadınlar olarak. Tekstilde atıklar çok oluyor. Fire atıkları, kumaş atıkları, malzeme atıkları. Biz bunların hepsini ayrıştırarak tekrar geri dönüşme yolladık. Sayın Emine Erdoğan'ın projesiyle birlikte biz de bu projede varız dedik. Ve bizi davet etti. Karadeniz Şubesi'ni temsil eden bayan olarak gittim ve bununla da gurur duyuyoruz. Her şeyden önce başarmak için kendimize inanmamız gerekiyor. Gerçekten de ben de varım diyebilmek için, kendimizde bulduğumuz bir projeyi hayata geçirmek için ben de varım deyip yola çıkmamız yeterli sadece aslında baktığınız zaman. Çünkü hükümetin dediğim gibi bize verdiği, kadınlarımıza verdiği imkanlar gerçekten de güzel. O size el uzatıyor, sadece tutmasını bilirsek. Şu yakın zamanda üçüncü yerimizi açıyoruz. Tekrar yeni kadınlarımız, yeni hayatlar, yeni ışıklara dokunacağız. Her kadınımızın ayrı bir hikayesi var. İnanın ki biz bununla gurur duyuyoruz. Ekonomiye can veriyorlar, eşine destek veriyor, çocuklarına destek veriyor. Ve diyor ki evet ben de varım, ben de bir işin ucundan tutuyorum ve var olmaya da devam edeceğim deyip kendine güveniyorlar artık.
ufak bir atölye bazında olduğumuz için tabii ki sesimiz duyulmamız ilk önce zor oldu. İhaleye girenlerin bir altındaki daha güçlü firmalar aldıklarında bir parçasını biz gidip rica ediyorduk. Kolunu, cebini, yakasını, bir yerini yapalım diye. Ve ilk önce onlar bizi veriyorlardı, deniyorlardı. Bakıyorlardı ki biz üretimi yapıyoruz kadınlarımızla, devam ediyorlardı. Hükümetin sağladığı destekle, KOSGEB'in sağladığı destekle, makine tesisatla kadınlarımızla biz bir bütün olduk. Bundan sonraki hedeflerim daha çok kadına dokunup, hayallerini gerçekleştirmek istediği kadınlarla daha çok bir araya gelip ben de varım demelerini sağlamak. Benim yanımdan ayrılıp kendine 2-3 makinalık bir yer açıp ben iş veriyorum, çalışanlarımız var. Biz de varız diyorlar ve onlara şunu öneriyorum. Yollarını bulmaları için hükümetin bize verdiği KOSGEB kadın girişimciliğini lütfen değerlendirin diyorum. İlk sipariş geldiği zaman bize dediler ki kapak yapabilir misiniz Çiğdem Hanım, cep yapabilir misiniz, kol yapabilir misiniz dediler. Biz tabii ki dedik. Biz ilk önce küçük küçük parçalarla kendimizi ispatlamaya çalıştık. Her şeyden önce kalitemizle. Bunları gerçekleştirdiğimize inandığımız ve inandırdığımız zaman bu sefer gelip dediler ki tamam siz bir bütünü yapmaya hazırsınız dediler. Makinalarımız ve tesisatlarımızla birlikte güçlenerek, desteklerle birlikte güçlenerek dedik ki evet biz bunu bütünleştirebiliyoruz ve bütünleştirmeye başladık. Firmalara gidip dedik ki biz artık istediğiniz ürünü bitim halinde size verebiliriz. Çiğdem Hanım yapabileceğinize inanıyorum siz kadınlarınızla dediler, sağ olsunlar, onlar da bize çok destek verdiler. Ve hiçbirinin umutlarını ve dirençlerini kırmadık. Gerçekten de istedikleri şekilde istedikleri işleri yapıp verdik kendilerine. Şu anda kumaş halinde girip paket halinde ürünlerimiz çıkmakta. Tek başıma hiçbir şey. Ama hepsi zincirleme, birer halkalar. Halkalar birleştiği zaman çok güzel bir zincir halkası oluşturuyoruz. Onun için her şeyden önce onların morali çok önemli. Şöyle söyleyeyim, bu kendimizde de olan bir durum. Nasılsın denildiği zaman gözümüzün içi parlar, iyiyiz diyoruz değil mi? Biz her zaman ne olursa olsun bütün kadınlarımızı gördüğümüz zaman nasılsın dediğimiz zaman iyiyim Çiğdem Hanımcığım, işimin başındayım dediği zaman o bize en büyük gurur. Ve inanın ki işlerimiz her şekilde daha rahat çıkıyor. Her şeyden önemlisi motive. Ben mutfağın içindeyim. Sürekli 7-24 beni masamda bulamazsınız. Ben orada mutluyum. Onlarla birlikte mutluyum. Bir şey istediklerinde, bir şey yaptıklarında ya da yapamadıklarında yanında sürekli destek olmak zorundayım. Çünkü onlar benden, ben onlardan güç alıyorum. İki kadınla birlikte başladığımız zaman en büyük destekçim eşimdi. Sağ olsun o desteğini hiç benden çekmedi, alıkoymadı ve hala aynı yolda beraber devam ediyoruz kendisiyle. Çok insan inanmadı gerçi. Ne kadar bu kadınlar ne kadar ne yapabilecekler diye ama biz hiç pes etmedik. İlk zamanlar makine eksiklerimiz olmuştu. Çünkü bir işe cevap vermemiz için makinalarımızın fazla olması gerekiyordu. Bizde de sınırlı sayılarda makineler vardı. KOSGEB'in bize sağladığı makine desteğiyle birlikte birkaç makine alarak daha da büyüdüğümüzü, büyüdükçe de başardığımızı, başardıkça da büyüdüğümüzü gördük. Her ikisinin içinde ayrı bir oluşum görmeye başladık ve bizi oradan bu yola kadar getirdi. Kişi kadınlarımla birlikte çalıştığım dönemlerde bize iş bulmak çok zordu. Çünkü küçüktük, kimse bizi bilmiyordu ve bize ne kadar güvenebilirlerdi? Kendilerince haklılardı çünkü onlar bir devdi. Biz ise onların yanında bir su damlasıydık. Kendimizi hatırlatmak ve ikna ettirmek için inanın ki çok firmalara gittim. 12 kişiliktim ama 1000 kişilik gibi oturuyordum ki bize iş versinler diye. Kadınlarımıza iş götüreyim diye. Ve sağ olsun bazı firmalarımız bildiği halde küçük olduğumuzu yapabilirsiniz deyip bize işler verdi. Gardımın düştüğü çok oldu. Çünkü çevredeki insanların bazıları şunu diyordu. Bu kadınlarla bir şey yapamaz.
3-5 aya kadar kapatır, çeker gider. Ve ben bunları duydukça daha çok hırslandım. Hayır dedim, ben de varım, ben de yapacağım. Ve inanıyorum ki kadınlarımla birlikte daha güçlü olacağımıza dedim. Ve bunu başardığıma inanıyorum. Yani sabahladığım dönemleri, uykusuz kaldığım dönemlerin, şimdi diyorum ki evet değdi. Sabahladım, uykusuz kaldım. İnanın ki yeri geldi o işi teslim etmek için fabrikadan günlerce çıkmadığımızı biliriz. Sırf o işi yetiştirelim, firma bize tekrardan iş versin, işimiz çarkımız dönsün diye. Evet, çok fedakarlıklar yaptı ve iyi ki de yapmışız diyorum. Girişimci kadınlarımıza her şeyden önce şunu söyleyeyim. Biz ülke olarak şöyle şanslıyız kadınlar olarak. Hükümetin bize verdiği desteğin en güzellerinden biri kadın girişimciye diyor ki hadi. Ve biz de diyoruz ki varız biz bu yolda. Eğer ki bir projeniz, bir hayaliniz varsa lütfen diyorum hadi deyin ve yola başlayın. Çünkü ben hayalimi, projemi kadın girişimci desteğiyle hükümetin bana sağladığı en güzel şey diyorum. Hazal Topçu ben. İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunuyum. Gıdaları aldıktan sonra yıkayıp, ayıklayıp, temizliğini sağlıyoruz. Hızlı bir şekilde donduruyoruz. Tamamen uzun yıllar yenilebilecek hale getiriyoruz. TÜBİTAK size hibe veriyor. Akabinde onaylandıktan sonra da hızlı bir şekilde şirketi kurup ürünlerimizin Ar-Ge'sine başladık. Bu tarz ürünler pastacılık sektöründe tatlandırıcı, renklendirici olarak da kullanılabiliyor. İlaç sektöründe yine bu meyve tozlarından da kullanılabiliyor. Aydın'da doğup büyüdüm. Üniversite yazılımlarına kadar da Aydın'da yaşadım. Ailem hala orada bulunuyor. Üniversite için de İstanbul'a geldim. İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunuyum. Okul bittikten sonra bir dönem yurt dışında bulundum. Sonra tekrar ülkeye geri döndüm ve farklı alanlarda çalışmaya başladım. MBA master'ım var, işletme master'ım var. Aslında benim bu hikayenin başlangıç sebebi Tayland'tı. Tayland'a bir seyahatim olmuştu. Ve oranın doğasını, iklimini de görünce bir süre aslında orada yaşamak istedim. Oradaki toprağı, oradaki bitkileri öğrenmek istedim. Çünkü hem aileden gelen bir toprağa düşkünlük vardı. Aydın'da doğup büyümenin, tamamen toprak içerisinde olmanın bende yarattığı bir toprağa düşkünlük ve heves vardı. Genetik okumamın da sürekli bitki genetiği, bitki biyoteknolojisi üzerine eğitimler almamın da tamamen toprakla ilgilenmek benim en büyük hayalimdi. Gittiğim ülkede de orada da farklı ürünlerle tanışınca bir süre yaşamak istedim. Fakat şöyle bir problemim vardı. Tayland'da öğlen yemeği, akşam yemeği de aslında aynı zamanda sabahları da bir yemek. Kahvaltıda da bir akşam yemeği gibi yemek yiyorlar. Peynir, zeytin, ekmek gibi bizim bildiğimiz kahvaltı ürünleri onlarda bulunmuyor. Bu da aslında benim orada yaşamamı biraz zorlaştıran bir süreçti. Türkiye'den oraya nasıl ürün götürebilirim sorusuyla başladı aslında. Çok sıcak bir ülke. Soğuk zincire ihtiyaç duyan ürünler bunlar. Yani peynir dediğin ürünü soğuk zincirden ayıramazsınız. Nasıl götürmem lazım? Bozulmaması lazım. Bozulmayan peynir nasıl yapılır? Bozulmayan bir ürün nasıl bozulmaz sorusunun aslında cevabını aramamla, cevabını bulmaya çalışmamla geçti. Sonrasında da aslında bildiğim bir teknoloji. Üniversite yıllarında işte DNA'yı, RNA'yı sakladığımız, nesli tükenen hücre kültürlerini sakladığımız bir teknoloji vardı. Bu liyofilizasyon teknolojisi dediğimiz, işte şu an yaptığım freeze dry teknolojisi. Bunu gıdaya uygulayabilir miyim sorusunu sormaya başladım kendime. Derin bir araştırma sonucunda evet bunu yapabilirim dedim ve Türkiye'ye geri döndüm. Geri döndükten sonra tabii bunun için de bütçe lazımdı. Nasıl yapmam gerekiyor? Çünkü çok pahalı ve maliyetli bir süreç bu. Akabinde de TÜBİTAK'a başvuraraktan proje yazdım. Projemi de TÜBİTAK kabul etti ve bana genç girişimci hibesi vererekten ben de bu sürece başlamış oldum.
Aydın'da çok fazla kurutma var. Özellikle incir, yani Aydın için vazgeçilmez bir kurutma. Ama onun dışında birçok ürünü zaten kurutması bizde var, ülkemizde de var. Geleneksel olarak da anneannelerimiz, babaannelerimiz de hep evde domatesi, biberi kurutur, tarhanayı kurutur. Hep vardır kurutma. Yalnız bizim yaptığımız teknolojinin şöyle bir farklılığı var. Güneşin altında kurutmak, açık alanda kurutmak ya da işte fırında bile kurutuyor olsak, yani kontaminasyonu minimum seviyeye indirip fırında kurutuyor bile olsak, bir gıdaya ısı verdiğiniz anda gıdanın aslında bir miktar yapısını bozuyorsunuz. Hücrelerini patlatıyorsunuz, şeklini değiştiriyorsunuz. Büzüşmeye başlıyor çünkü gıdalar ve o büzüşme sırasında su dışarı çıkarken besin değerlerinin de birçok kısmını götürmüş oluyorsunuz. Aslında bizim çoğunlukla yediğimiz bir miktar şeker olmuş oluyor. O büyük vitaminleri, bizim için önemli olan mineralleri biraz kaybetmiş oluyoruz. Ve elastik bir yapı, birazcık tat değişimi de sağlıyoruz. Yani çünkü hiçbir taze incir, kuru incir aynı tata sahip değiller, ya da kayısı için ya da üzüm için aynı şey geçerli. Bizim yaptığımız teknoloji bundan birazcık daha farklı. Biz gıdaya hiç zarar vermeden bunu yapıyoruz. Mesela çileklerin hiçbir şekilde rengini değiştirmiyoruz, şeklini değiştirmiyoruz. Tadını asla değiştirmiyoruz. Besin değerleri tazesinde neyse, kuru hallerinde de birebir aynı şekilde kalmış oluyorlar. Ve içerisindeki nem oranını biz tamamını uzaklaştırdığımız için ambalajını bozmadığınız, yıpratmadığınız sürece ürünleri yıllarca saklayabiliyorsunuz. İçerisinde hiç su yok ürünlerin. Su olmadığı için de ürünler kıtır kıtır formdalar. Aslında sağlıklı cipsler gibi de düşünebilirsiniz bunları. Tamamen meyve sebze cipsleri. Su yok. İçerisindeki tamamen boşluk durumunda o suyun çıktığı yerler. Bu sayede kıtır bir formu var. Çok hızlı bir şekilde toz haline de gelebiliyor. O yüzden bunları renklendirici olaraktan, işte pastalara tatlandırıcı olarak tamamen doğal, yani aslında meyvenin kendisini kullanmış oluyorsunuz. Eklenebiliyor. Çok da güzel, böyle birçok alanda bu tarz meyveler, sebzeler kullanılabiliyor. Fikrin ortaya çıkması aslında çok eski. Nasıl yapabilirim sorusunun cevabını bulmak, bulduğum sorunun cevabını ben yapabilir miyim diye kendimi ikna etmek aslında belki de bir 10 yılı vardır. Ama ben resmi olaraktan hibeyi aldıktan sonra şirketimi 2017 yılında kurdum. Öncelikle zaten projede makinayla başladık. Çünkü bu makineler işte Avrupa'da birkaç firmada, işte Amerika'da birkaç firma üretiyor ve makineler inanılmaz fahiş fiyatlara yapılıyordu. Biz tabii öyle bir bütçeye sahip değildik, yani öyle bir bütçeyle yapabilecek durumda değildik. O zaman bu makineyi nasıl yapabiliriz sorusunu sormakla başladık kendimize. Bunu yapmak için uğraştık açıkçası. İlk hibemizi de bu şekilde aldık. Şu an için yani biz yaklaşık 200 kilogram civarı günlük kapasitede üretim yapıyoruz. Tabii ilk denemelerde doğru sonuçlar alamayabiliyoruz. İstediğimiz gibi kurutamayabiliyorduk. Ayarlarını değiştir, tekrar dene. Ayarlarını değiştir, tekrar dene. Sürekli esas optimum değerleri bulmuş olduk. Hala daha bu arada yeni çok farklı ürünler çıkabiliyor. Sebze grubu elbette var ama biz et süt ürünleriyle çalışıyoruz. Sıvı ürünlerle çalışıyoruz. Meyve suları olabiliyor. Boza ürünümüz var, şu öndeki ürünümüz. Biz bozayı bildiğimiz geleneksel, tamamen Türk mutfağına ait bozayı alıyoruz. Biraz onu renklendiriyoruz. Renkten tamamen meyveler. Kendi çileğimizle yapıyoruz yani bunu. Kendi kuruttuğumuz çilekle ürünü renklendiriyoruz. Aromasını birazcık daha kırmış oluyoruz. O fermente ekşimsi tadından biraz uzaklaştırıyoruz. Kalıplayıp kurutuyoruz. Tamamen sağlıklı, tamamen lezzetli, normal bozadan çok çok daha tatlı, eğlenceli bir ürün haline getiriyoruz. Ve bu bizim patentli bir ürünümüz. Bunun gibi birden fazla da patentli ürünümüz var. İşte bu tarzda patentleri de aynı zamanda firmalara satıyoruz ya da onlar için de ARGE çalışmaları yapıyoruz. Yani firmanın da özel istediği bir ürün grubu varsa ya da sürekli çalıştığı bir ürün varsa onlara da böyle özel ARGE çalışmaları yapıyoruz. Anlaşmalı olduğumuz çiftçilerimiz var. Onların özellikle ürünler çok küçük ya da işte çok büyük ya da kenarında bir lekesi var ya da rengi biraz daha farklı diye satamadıkları ürünler oluyor. Bunlar aslında böyle ugly food, çirkin gıda olarak nitelendiriliyor ama halbuki değil. Bunun sebebi de tamamen tüketim çılgınlığından kaynaklı. Market tarafına gittiğinizde marketlerde bütün meyveler, sebzeler aynı renkte. Aynı şekilde, aynı formda. Ya bunun olmasının imkanı yok. Yani bir dalda, bir ağaçta bütün meyvelerin aynı renkte ve formda olması imkansız. Bu yüzden de bu çiftçilerimizin ellerinde böyle ürünler kalabiliyor. Ve bunlar tamamen aslında gıda atığı oluyor. Ve bizde yani her yıl 214 milyar dolarlık
bir gıda atılımı söz konusu ve bu daha sofraya gelmeden atılan gıdalar. Çok büyük bir rakam aslında. Başlangıç sebeplerimizden birinin aslında bu gıdayı korumaktı. Biz bu gıdaları aldıktan sonra anlaşmalı çiftçilerimizden öncelikle gıdayı tabii ki de yıkayıp, ayıklayıp temizliğini sağlıyoruz. Gerekiyorsa doğrama işlemlerini yapıyoruz. Sonrasında bu ürünler -40 derecede şoklanıyor. Hızlı bir şekilde donduruyoruz. Bu dondurduğumuz gıdaların içerisindeki artık kristalize hale gelmiş, buz haline gelmiş suyu da buharlaştırıp gıdanın içerisinden uzaklaştırıyoruz. Hiç bunu gıdaya zarar vermeden yapıyoruz. O yüzden şeklini, rengini de bozmuyoruz. Tadını da değiştirmiyoruz. Besin değerlerinin tamamını da içerisinde tutmuş oluyoruz. Özel ambalajlarına koyup da tamamen uzun yıllar yenilebilecek hale getiriyoruz. Bir gıda nasıl 30 yıl saklanır? Herkese kesin katkı maddesi var. Yani insanlara aslında inandırmakta bu yolda çok zorlandık. Biz de bunu açıklamakla uğraştık. Dedik ki bu gıdaların içerisinde hiçbir katkı maddesi yok. Paketlerin içerisindeki tek şey gıdanın kendisi. Uzun süre dayanmasının tek sebebi ise bir gıdanın bozulması için ortamda işte herhangi bir canlı organizmanın, mikrop dediğimiz bir mikroorganizmanın yaşayabiliyor olması lazım. Küf olabilir, bakteri olabilir, maya olabilir. Bunların yaşaması için de ortama suya ihtiyaç var. Şimdi bu gıdaların içinde hiç su yok. Şimdi su olmayan bir yerde canlılık komple ortadan kalkmış oluyor. Canlılık ortadan kalkınca da bozulma olmuyor. Bozulma olmayınca da gıdayı siz yıllarca saklayabiliyorsunuz. Bu fikir ortaya çıktıktan sonra tabii ilk olarak etrafınızdakilere, ailenizdekilere bahsetmeye başlıyorsunuz. Ama bunun için bütçe de lazım, para da lazım. Nasıl yapılabilir? Nasıl yapmam gerekiyor? Sorularına çok sevdiğim bir arkadaşımın annesi bahsetti bana. İşte hükümetin TÜBİTAK tarafında bir projeler var. Genç girişimlere hibe destekleri veriyorlar. Proje yazıp onlara sunuyorsunuz. Sonrasında da Ankara'ya gidip sunum yapıyorsunuz. Tamamen hocalardan oluşan bir hakem heyeti oluyor. Hakem heyeti de sizin projenizi beğenirse de size onaylıyor ve TÜBİTAK size hibe veriyor. Benim ilk sürecim böyle başladı. Çünkü ben fikir aşaması bir yıldan fazla mı aldınız? Tamamen hazırlık. Bu arada eğitim de alıyorsunuz bu süre zarfında. Şirket nasıl kurulur? İşte muhasebe nedir? Finans nedir? Pazarlama, dijital marketing. Bunlarla ilgili zaten bize eğitim de almaya başlamıştık bu süreçte. Akabinde onaylandıktan sonra da hızlı bir şekilde şirketi kurup Teknopark'ta ürünlerimizin Ar-Ge'sine başladık. Sonra da üretime başladık. Ar-Ge'yi tamamladık, ürünler çıkmaya başladı ama sonuçta bunu artık daha ticari hale getirmek için bizim sermaye ihtiyacımız vardı. Hem ham madde almamız gerekiyordu, hem üretim sürecinde ihtiyacımız olan ek ekipmanlar var, makinalar vardı. Bu yüzden de bu sefer de bir devlet bankasına kapısını çaldık. Onlar da genç girişimcilere verdikleri bir kredi vardı. Aldığımız krediyle de işleri daha da büyütüp yeni makineler yaptık. Yeni üretim için tesis alanlar kurduk. Şu an bu kurutmayı yaptığımız makinelerin tamamen Türkiye'de yerli üretimini üretmeye başladık. Bu makine sayımızı daha da arttırmaya başladık. Üretim parkurumuzu daha da büyütmeye başladık. Yani artık bunlar için hem ürünler için yurt dışına ihtiyaç kalmadı hem de makine için yurt dışındaki ithalatı komple ortadan kaldırmış olduk. Tamamen yerli üretimde bu makineleri artık sunuyor oluyoruz. Aynı zamanda biz sıfır atık politikası da güden bir kurumuz. Çünkü çıkan bütün ürünlerin atıklarını da bir şekilde değerlendiriyoruz. Mesela şöyle örnek vereyim. Elmanın kabukları oluyor, işte iç kısmı oluyor. Bunu kendi içimizde sirke yapıyoruz ve bu sirkeyi tamamen yine temizlik kısmında kullanıyoruz. Muz kabuklarını aynı şekilde kurutup onları da toz haline getirip onları da farklı sektörlere yarı mamul olarak sunuyoruz. Birçok gıdanın atığını da kurutaraktan onları da bir başka bir formda ya toz halinde ya da granül halinde işte farklı ürünlere yarı mamul olarak kullanılabiliyor. Hiç değerlendiremedik atığımızı da kompost olaraktan da belli firmalara verip onlar da kompost olarak değerlenip tekrar gübre olaraktan tekrar bizim doğamıza kazanıyorlar. Açıkçası yani en büyük alıcısı tabii ki de farklı alanlara yarı mamul olaraktan üreticiler de ürünlerimizi tüketiyorlar. Mesela çileklerin üzerine çikolata kaplama için biz çikolata firmalarına da ürünlerimizi veriyoruz. Ya da bunlar toz haline çok hızlı geldiği için ürünler işte farklı
pudinglerin, işte farklı pastacılık sektöründe aslında onlara tatlandırıcı, renklendirici olarak da kullanabiliyor. İlaç sektöründe işte ilaçların üstlerini kapladıkları daha tatlı olsun diye yine bu meyve tozlarından da kullanılabiliyor. Ama perakende kısmında en çok alıcılarımızdan biri yine anneler oluyor. Çocuklar için güvenle yedirebilecekleri sağlıklı ürünler haline geliyorlar. Hem kıtır kıtır olmasa çocukların böyle onların daha çok sevdiği, bu crispy şeyleri çocuklar daha çok sevdiği için onların da çok hoşuna gidiyor. Biz şimdi kilo kilo ürün almaya çok hevesliyizdir. Yani hep öyle almışızdır bu zamana kadar. İşte bizim paketlerimiz 15 gram, 20 gram, 25 gram, 30 gram. Şimdi bu gramajlar çok az gelebiliyor gözümüz ama bizde şöyle bir durum var. Gıda içerisindeki tüm suyu uzaklaştırdığımız için gıda minimum 10 kat, yeri geldiğinde 15 kat hafifliyor. Yani şöyle düşünün, siz 1 kilo muz aldığınızda, 1 kilo muz ne kadar yer kaplıyorsa, kaç dilimse, kaç adetse biz kuruttuktan sonra aynı miktarda ürün, aynı miktarda adette muz bu sefer iniyor 100 grama. Yani inanılmaz derecede ürün hafiflemiş oluyor. Bu sayede ne olmuş oluyor? Aynı zamanda siz çantanızda çok rahat taşıyabilecek hale geliyorsunuz. İşte dağa kampa gittiğinizde, hafta sonları bir trekkinge gittiğinizde çantada çok rahat taşıyabiliyorsunuz. Ya da çocuğunuzla, işte bebek arabanızla gezerken hiç ağırlık yapmadan istediğiniz zaman bebeğinize verebileceğiniz, güvenle taşıyabileceğiniz bir ürün haline gelmiş oluyor bu ürünler. Girişimcilik çok güzel bir şey. Bir şey üretmek çok güzel bir şey açıkçası. Ürün ortaya çıktığında ve biri bunu tadına bakıp çok güzel yorumlar yaptığında inanılmaz mutlu oluyorsun ve bütün yorgunluğunuz bitiyor. Ama tabii bu süreçler çok zor bir süreçten geçiyoruz. Zor bir yol burası. Sürekli çalışmanız gerekiyor. Yani normal mesaide sabah atıyorum 9 akşam 6 mesai, hafta sonu tatil bitti, evimde vakit geçiririm, ailemde vakit geçiririm diyorsanız maalesef girişimcilikte böyle bir döngü olmuyor. Hafta içi de hafta sonunda full çalışıyoruz. Benim genellikle çalışma saatlerim sabah 8, akşam 8 oluyor. Hafta sonları da dahil ben sürekli ofiste olmak durumunda kalıyorum. Seviyorsanız çalışmaya çok güzel bir şey bu da. Çünkü kendi işiniz için çalışıyorsunuz. Onun verdiği tatmin çok daha farklı. Yine girişimci kadınlar için özellikle en büyük tavsiyem de iyi planlama yapmak çok önemli. Doğru araştırma yapmak çok önemli. Hızlı bir şekilde yol almak gerekiyor. Şöyle örnek vereyim. Ben bu işe girdiğimde dünyada pandeminin çıkacağını bana kimse söylemedi. Yani pandemi olabilme ihtimali bizim hiçbir zaman risk analizlerimizde yoktu. Ama pandemi patladı. Yani herkes evinden çıkamaz hale geldi. İnsanların biz daha kampa giderken satar bu ürünler, orada kullanırlar, gezerken yolda yerler dediğimiz ürünler, insanlar sokağa çıkamadı. Yani bırakın daha kampa gitmeyi, sokağa çıkamadılar yani. Bu mesela bir etken oldu. Birçok sektör için ayrı bir etken oldu yani bu durum. Bazı şeyleri gerçekten planlayamıyoruz da. O yüzden maalesef yola bakmak gerekiyor. Her türlü zorluğun karşısında farklı bir yoldan, bir B planıyla, bir C planıyla ilerleyebiliyor olmak gerekiyor. Bu yüzden de yeni girişimciler için de en büyük tavsiyem aslında bu olur. Halkbank'ın katkılarıyla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.